أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem men gashana feleysa minna sadaka rasulullah ve nataka habibullah fima qal ev kema qala nabiy aleyhi salatu vesselam. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere İman ve İslam nimetini ikram eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmeti, bereketi, yardımı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Muhterem müminler, bir mübarek günün akşamında yine Allahu Teala'nın evlerinden bir evde onun kelamını okumak, onun sözlerini dinlemek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini öğrenmek niyetiyle sohbet etmek üzere bir araya toplandık. Yüce Rabbim burada yapılacak sohbetten hakkıyla istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere de hüsnü istifade, güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış ikram eylesin. Cenab-ı Allah öğrendiklerimizle, dinlediklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Amin. Bugün sohbetimizin konusu İslam'da ticaret ahlakı. İslam dini ve bu dinin kitabı, bu dinin peygamberi bizlere hayatımızın her alanında nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiştir. Dinimiz geçen hafta da sohbette ifade ettiğimiz üzere
sadece camiye gelip namaz kılıp ayrılmaktan ibaret değildir. Sadece Ramazan-ı Şerif ayında 30 gün oruç tutmaktan ibaret değildir. Zekattan, haçtan ibaret değildir. Evet, bunlar dinimizin bizlerden istediği önemli vazifelerdir. Fakat İslam dini Müslümanın hayatının her alanında var olan bir inanç sistemidir. Evliliğinde İslam vardır. Allah-u Teala'nın ve onun peygamberinin kuralları vardır. Bir sene önce sohbetimize başladığımızda yaklaşık 4 ay boyunca burada Hadislerle İslam isimli eserden aile hakkında sohbetler yapmıştık. Ve anne babanın evlatları üzerindeki hakkı nelerdir? Evladın anne baba üzerindeki hakları nelerdir? Karı kocanın birbiri üzerindeki hakları nelerdir? Bunlarla ilgili çocuğa isim vermekten tutun da onun akika kurbanına kadar hepsini detaylıca işlemeye gayret etmiştik. Demek ki İslam hayatımızın her alanında. İşte biz insanları, biz Müslümanları yakından ilgilendiren bir husus da ticarettir. Yani alışveriş. İnsan olarak bu dünyada hepimiz bir alışveriş içerisinde oluyoruz. Zaman zaman alıcı oluyoruz, zaman zaman da satıcı oluyoruz. Bakkala gidip 2 lira verip bir ekmek aldığımızda bile ne yapmış oluyoruz? Bir ticaret yapmış oluyoruz. Markete gidip yoğurt aldığımızda bir ticaret içerisindeyiz. Ya da araba pazarına gidip bir araba satın aldığımızda bu da bir ticaret çeşidi. Ev satın aldığımızda bu da ticaret çeşidi. Kısacası her Müslümanın hayatında mutlaka bir ticaret vardır. O halde dedik ki biz şöyle İslam'da ticaret ahlakı nasıl olmalıdır? Helal kazanç nasıl olmalıdır? Müslümanın ticaret yaparken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bunları sohbetimizde gündemimize alalım ve bunları işleyelim. Zira fetva hattında ya da böyle camilerde cemaatimizden bizzat yüz yüze sorulan sorulardan anlaşılıyor ki gerçekten toplumumuz içerisinde ticaret noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Helal kazanç konusunda ciddi problemlerimiz var. Belki 5 vakit namazını camide kılan bir cemaatimiz 10 senedir, 20 senedir İslam'a uygun olmayan bir ticaret içerisinde ama bundan haberi yok. Kendisi 5 vakit namaz kılıyor ama diğer taraftan da belki bir haram alışverişin içerisine girmiş fakat bunun farkında bile değil. Onun için bizler ticaret hukukunu, ticaret ahlakını, helal kazancı çok iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular biliyor musunuz? Yediğine dikkat et ki duaların kabul edilsin. Yediğine dikkat et ki duaların kabul edilsin buyurmuştur. Hocam ben yıllardır Allah-u Teala'dan bir şeyler istiyorum, dualar ediyorum ama hala dualarım kabul edilmedi. Ya işte soruların cevapları ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor elhamdülillah. Bu ilim meclislerine devam ettikçe, hani geçen hafta söyledik, cami ve ilim dedik. Bu sohbetlere devam ettikçe, ayetleri, hadis-i şerifleri dinledikçe Allah'ın izniyle hayatımızdaki birçok problem ne yapacak? Çözülecek. Bir bir, acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş, tane tane hayatımızdaki eksikleri, kusurları gidereceğiz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak hepimize en doğrusunu öğrenmeyi ve yaşamayı nasip eylesin. Okuduğum ayet-i kerime
Nisa suresi 29. ayet. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. La te'kulu emvalekum beynekum bil batil. Mallarınızı aranızda batıl yollarla, yanlış ticaret şekilleriyle yemeyiniz. Ticaretinizi doğru yapın. İlla en tekune ticareten an terazin minkum. Aranızda mutlaka güzel bir ticaretle beraber mallarınızı birbirinizin yiyin. Birbirinizi kandırmayın. Birbirinizin hakkına, hukukuna tecavüz etmeyin. Alışverişte hile yapmayın. Güzelce Allah'ın size helal kıldığı şekilde ticaretinizi, alışverişinizi yapın ve böylece mallarınızı yiyin. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. Birbirinizin de canına kıymayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Allah Celle Celaluhu size karşı esirgeyicidir, merhamet sahibidir buyuruyor Yüce Mevlamız Nisa suresi 29. ayeti kerimede. Bu sohbetimiz belki birkaç hafta devam edebilir. Çünkü bu ticaret çok önemli bir konu. Hepimizin hayatını yakından ilgilendiren bir konu. Başka ayeti kerimelerden de yeri geldikçe ileriki haftalarda ticaretle ilgili inşallah bahsedeceğiz, ifade edeceğiz. Şimdi muhterem müminler, hadisi şerifler var. Konuyla alakalı ticaretin birçok incelikleri hakkında Peygamber aleyhisselamın bizlere tavsiyeleri var. Bizlere yapmış olduğu uyarılar var. Ve Peygamberimiz aleyhisselam müminlere sadece mescitte bunları anlatmamış. Ticaretle ilgili bizzat kendisi Medine pazarında, Medine çarşısında gezmiş ve yerinde tespitler yapmış. Bir gün ashab-ı kiramla beraber Medine çarşısındaki pazar tezgahlarını dolaşırken bir çuvala rastlamış Peygamber aleyhisselam. O çuvalın içerisine şöyle elini sokmuş. Bakmış ki çuvalın üst tarafı kuru. İşte arpadır, buğdaydır, her neyse. Üst taraf kuru. Gayet güzel gözüküyor. Ama Efendimiz aleyhisselam fetanet sahibi. Peygamberlerin 5 özelliğinden bir tanesi de nedir? Fetanettir. Ne demektir fetanet? Peygamberler çok akıllıdırlar. Çok zekidirler. Efendimiz aleyhisselam şöyle çuvalın altına doğru elini daldırdı. Bir de baktı ki çuvalın alt tarafı ıslak arpalarla, ıslak buğdaylarla dolu. Ve orada karşısındaki tezgahtara dedi ki: "Men gashena feleyse minna." Ne demektir? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Kainatın sultanı çarşıda, pazarda bizzat kendisi geziyordu. Yeri geliyor narh koyuyordu, narh. Fiyat belirliyordu. Şunların fiyatları bu şekilde olacak. Ya biz İslam'ı bugün bu şekilde yaşasak, alışverişimizin her alanında, hayatımızın her esnasında Kur'an'ın ve sünnetin söylediği şekilde yaşasak, acaba hayatımızda problemler kalır mı muhterem müminler? Kalmaz. Ama maalesef bizler kendi aklımızla hareket ediyoruz. Allah'ın ayetlerini, peygamberin hadis-i şeriflerini bir kenara bırakıyoruz. Sonra ne zaman zarar edince, pişman olunca hemen hocanın kapısına gidiyoruz. Ya hocam, biz ortakla ters düştük. Biz ticarette aldandık, biz yanlış yaptık. Ne yapacağız, nasıl işin içinden çıkacağız? Halbuki işe başlamadan önce hocaya sormak lazım değil miydi? Ortaklığı yapmadan önce hocaya sormak lazım değil miydi? Müslümanlar olarak hangimiz ticaretle ilgili şimdiye kadar bir tane kitap okuduk? Bir tane İslam'da ticaret hukukuyla ilgili küçük ama büyük bir tane kitap okuyan kaç kişi var içimizde? Eksiklerimizi görüyoruz değil mi?
İşte elhamdülillah bu sohbetlere geliyorsunuz, bu sohbetleri dinliyorsunuz, bu sohbetler vesilesiyle eksiklerimizi ne yapacağız? Tamamlayacağız inşallah. Zararın neresinden dönsek kârdır. Peygamber aleyhisselamın hadis-i şerifleriyle beraber devam ediyoruz konumuza. Ebu Davud rivayetiyle Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, "Men istamelnahu ala amelin farazaknahu rizqan fama akhadha ba'da zalika fehuve gululun." Biz her kime bir işte görev verirsek, o kişiye bir ücret verirsek, fakat o kişi bizim verdiğimiz ücret dışında başka şeyler almak isterse, bu kişinin yaptığı kamu malına hainliktir buyurdu. Bir kişiyi devlet kademesinde görevlendirdik, kamuda görevlendirdik. Dedik ki sen memursun, sen devlet memurusun dedik. Senin görevin burada şu işi yapmak, bu işin memurusun ve karşılığında ay sonu şu kadar para alacaksın diye görev verdik buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Eğer o kişi verilen ücreti yeterli görmez de ayrıca devletten başka bir şeyler, kamu hakkından başka bir şeyler almaya kalkarsa, bu adamın yaptığı hainliktir buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Devlet vazife vermiş. Vazife yapıldığı takdirde karşılığında da ne veriyor? Ücretini veriyor değil mi? Maaşını veriyor. Ama bir kişi, bir Müslüman bu verilen maaşla yetinmez de eğer hakkı olmayan şeyleri almaya kalkarsa, bu kişinin yaptığı bütün toplumun malına, kamu malına hainlik etmiş olur diyor. Evet. Onun için özellikle devlet işinde bulunanlar, kamu ile ilgili görevli olan kardeşlerimiz, buradan bizi dinleyenler vardır, yaptıkları işlere çok dikkat etmeleri lazım. Biz de bir kamu görevlisiyiz. Biz de aynı zamanda memuruz. Ben kendimi bunun dışına çıkartarak konuşmuyorum. Evvela kendi nefsime söylüyorum bunları, ondan sonra sizlere söylüyorum. En başta benim dikkat etmem lazım. Sonra da bütün kamu görevinde olan kişilerin dikkat etmesi lazım. Zaman zaman bunlar yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Devlet maaş veriyor. Bu masa başında şu işi yapacaksın diyor. Ama adam evrakı sümen altı yapıyor. Evrakı öteliyor, işi görmüyor. Vatandaştan ne bekliyor? Bir karşılık bekliyor, bir ücret bekliyor. Eğer ücreti verirsen işini hemen görüyor. Ama ücreti vermezsen ne yapıyor? Senin işini savsaklıyor. Bunun örnekleri var mı? Elbette vardır. Dünyada her şey olur. İşte bu hainliktir. Kamu malına hainliktir. Çünkü devlet sana o maaşı niye veriyor? İşini yap diye veriyor. Sen devletin verdiği işi yapacağın zaman ayrıyetten bir de insanlardan para talep edersen, bir şeyler beklersen, bir rüşvet beklersen, bu yaptığın kamu malına hainlik olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cenab-ı Hak hepimizi haksız kazançlara meyletmekten muhafaza eylesin. Yüce Mevlam alın teriyle kazanmayı nasip eylesin. Evet. Bir başka hadis-i şerif, Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. La'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam lanet etmiştir. Bakınız. Rahmet peygamberi. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Merhamet peygamberi olarak gönderdik diyor. Ama peygamberimiz bir hususta lanet ediyor. Ya rahmet peygamberi ama yapılan iş o kadar kötü ki, yapılan işin Müslümanlara, topluma o kadar büyük zararı var ki Efendimiz aleyhisselam lanet ediyor. Kime lanet ediyor? Bir, akiler riba, faiz yiyene lanet olsun demiş Peygamber aleyhisselam. Ve mukilehu, faizi yedirene de lanet olsun. Ve katibehu, faiz işlemini yazana da lanet olsun. Ve şahideyhi,
O faizli alışverişe şahitlik eden iki şahide de lanet olsun diyor. Vakal ve buyuruyor ki hum sevaun, onların hepsi aynı kefededir diyor. Faizi yiyen, faizi yediren, faizli sözleşmeyi yazan ve ona şahitlik eden hepsine lanet olsun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadisi şerifinde. Ya burada faizle ilgili özel bir sohbet yaptık. Dinlemeyen kardeşlerimiz bunu önceki sohbetlerden izleyebilirler, dinleyebilirler. Ne buyurmuştu Cenab-ı Allah? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba. O dünyada faiz yiyenler var ya, karınlarını, midelerini faiz parasıyla dolduranlar var ya, لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّدُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar buyurdu. Şeytan çarpmış bir kişi kabrinden nasıl kalkacaksa faiz yiyen de öyle kalkacak buyurdu. Çünkü niye? Onlar diyorlar ki faiz de aynı şey, alışveriş de aynı şey. Ne fark eder diyor. Evet. Onun için alışverişlerimizde helale riayet edeceğiz. Faizden uzak duracağız muhterem müminler. Unutmayalım ki faiz yiyen toplum lanetli bir toplumdur. Faiz yiyen bir topluluk lanetlenmiş bir topluluktur. Başı huzura ermez, feraha ermez. Hocam bütün toplumu biz mi düzelteceğiz? Bütün dünyayı biz mi düzelteceğiz? Biz şu an burada kaç kişiyiz? 50 kişiyiz, 100 kişiyiz. Ekranı başında izleyenlerle beraber birkaç yüz kişiyiz vesaire. Biz şu anda 300 kişi, farz edelim 300 kişi şu an bizi duyuyor. 300 kişi şu anda hayatımızı düzeltsek, o 300 kişinin birer tane arkadaşı olsa, onlar da birer tane arkadaşına tesir etse, ya bir anda ne olur? 600 kişiye yayılmış olur bu, değil mi? Toplumda fesat böyle olmuyor mu? Bozgunculuk bir olmuyor mu? O halde iyilikler de nasıl olacak? İyilikler de aynı şekilde bir olacak. Önce biz ne yapacağız? Önce kendi nefsimizi kurtaracağız. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz ne buyurdu? Aleykum enfusekum. Siz önce kendi nefsinizden sorumlusunuz. Kendi nefsimizi düzeltelim. Ondan sonra ailemize, sonra akrabalarımıza, sonra arkadaşlarımıza, sonra çevremize inşallah yayılacak. Evet. Faiz de İslam ticaretine uymayan haram alışverişin en büyüklerinden bir tanesi. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Olur ya, geçmişte bulaştı bir kişi. Ayet-i Kerime de geçiyor. Felehu ma selef. Geçmişte bulaştıysa yapacak bir şey yok. Geçmiştekinden dolayı tövbe edecek. Eğer malında bir faiz fazlalığı varsa onu hemen malından ne yapacak? Çıkartacak. Bir faiz borcu varsa hemen ödeyecek. Bir sene, iki sene tehir etmeyecek. Faizle bütün işimi bitirecek. Ondan sonra tövbe istiğfar edecek geçmişe yönelik ve bir daha da böyle bir işe bulaşmayacak. Cenab-ı Hak tevvaptır, rahimdir, tevbeleri kabul eder, kullarına karşı çok merhamet sahibidir. Evet muhterem kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, İslam ticaret ahlakından bahsediyoruz. Yine çok önemli bir husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyurdu ki: "Vela yebi' ba'dukum ala bey'i ba'din ve la tenaceşu." Sizden biriniz bir başka kardeşinin alışverişi üzerine pazarlık yapmasın. İki kişi pazarlık yaptı, anlaştılar. Dedi ki ben, dedi, senin arabanı alacağım dedi. Sözleştiler. Fakat üçüncü bir şahıs duydu ki bu araba biraz ucuza gidiyor. Hemen akşam arkadaşını aradı, dedi ki ya duydum ki sen bu arabayı satıyormuşsun. Filancı ile 50 liraya sözleşmişsin. Eğer sen bana satarsan ben bu arabayı 60 liraya alırım. Bunu yapmayın diyor. 10 lira kazanacağım diye böyle bir işe kalkışmayın diyor. Kardeşinin arkasından iş çevirme. Bakınız, bu gibi şeylerde her zaman aklımızda bir hadis-i şerif olması lazım. Başkası için istemediğini kendin için de yapma.
Kendin için ne istiyorsan başka din kardeşin için de onu yap. Sen şimdi kendin birisiyle anlaşma yapsan, başkasının bu alışverişe dışarıdan müdahale etmesine razı olur musun? Olmazsın. O halde ne diyor? Başkasının alışverişine de müdahale etme. وَلَا تَنَاجَشُوا İkinci bir hususta, müşteriyi kızıştırmayın diyor. Evet, Neceş. Haram kılmış Peygamber aleyhisselam Neceş'i. Nedir Neceş? İki kişi bir mal hususunda konuşuyorlar, daha anlaşmamışlar. Daha konuşuyorlar, konuşma esnasında üçüncü bir şahıs giriyor araya. Malı alma niyeti yok. Sadece ne yapıyor? Fiyatı artırıyor. Tamam? Belki de anlaşmışlar ha. Demiş ki sen gel bu parayı biraz artır ki ben daha karlı satayım. Sadece niyeti ne? Malın fiyatını artırmak, müşteriyi kızıştırıyor. Neceş, bu da haram kılınmıştır. Ticarette İslam'ın bize tavsiye ettiği temiz ticarettir. Kimsenin hakkına, hukukuna girmeden ayette ne okumuştuk? Birbirinizin mallarını batıl yollarla, haksız yollarla yemeyin buyurmuştu Cenab-ı Allah. Cenab-ı Hak, bakın fakat şu farklıdır yani. Müzayede farklı. Hani açık artırma yapılır. Tamam mı? Böyle bir tarihi eser vardır. Kaliteli, değeri olan bir şey vardır. Ve o bir müzayede yapılır. Müzayede de satılır. Denir ki en fazla kim verecekse onu satalım denir. Burada bir kızıştırma var mı? Burada kızıştırma yok. Burada ne var? En fazla parayı kim verecekse o satın alacak. Ama diğer tarafta alma niyeti yok. Diğer taraftaki sadece malın değerini artırmaya çalışıyor. İçinde bu tabii niyetinde bildiğin insanın. Adama bilemezsin. Belki alma niyetiyle yapmıyor. Ama bu niyetle ticaretlere kesinlikle böyle bir halel getirilmemelidir. Bir başka hadisi şerif. Lanetullahi alerraşi vel murteşi. Efendimiz aleyhisselam ticaretle ilgili diğer bir hadis-i şerifinde buyurdular ki rüşvet alanın da rüşvet verenin de Allah laneti onların üzerine olsun buyurdu. Allah'ın laneti rüşvet alanların ve rüşvet verenlerin üzerine olsun buyurdu. Trafikte yapmaması gereken bir şey yapmış, cezayı hak etmiş. Şimdilerde olmaz Allah'ın izniyle ama eskiden böyle şeyler oluyor muydu? Çok oluyordu. Ruhsatların arasında öyle değil mi? Ruhsatların arasında 5 lira, 10 lira, 20 lira bulunduğu vakidir. Bunları anlatırlar zaman zaman. Ruhsatı verirken teslim ederdi, ondan sonra ruhsatı alırdı. Halbuki radara girmiş, ceza yok. Kırmızı ışıkta geçmiş, ceza yok. Şimdi Allah'a şükür EDS var, elektronik denetleme sistemleri var da hemen direkt sisteme giriyor işlemler. E şimdi burada bir kul hakkı olmaz mı? Olur. Kamu hakkı olmaz mı? Olur. Rüşvet. Alana da verene de haram. Şimdi diyor ki vatandaş zaman zaman, hocam diyor, ben diyor rüşvet almıyorum diyor ya. Ben rüşvet parası yemiyorum diyor. Ben rüşveti veriyorum diyor. Ne fark eder? Sen veriyorsun, o da yiyor. Bak peygamberimiz ne dedi? Rüşveti alana da, rüşveti verene de dedi. Onun için her ne olursa olsun doğruluktan ayrılmamamız lazım. Cebimizden 5 lira gitsin, 20 lira gitsin, 50 lira gitsin, 100 lira gitsin fark etmez. Yeter ki biz peygamberimizin yasakladığı bir şey yapmayalım, İslam'ın yasakladığı bir hal içerisinde bulunmayalım muhterem kardeşlerim. Şimdi hocam rüşveti vermeye zorlayan kurumlar yoksa benim proje 6 ayda çıkmış. Evet, şimdi özelde konuşamayız çünkü şimdi biz burada hususi olarak konuşamayız, çok hususileştiremeyiz mevzuyu. Fakat genel olarak mevzuyu ifade ettik. Olması gereken nedir? İşleri resmiyete göre yapmaktır. Prosedürüne göre yapmaktır. Ve rüşvet alan da veren de tarafta olmamaktır. Rabbim bu noktada işverenlerin de sizlerin de yardımcısı olsun inşallah. Cenab-ı Hak Allah'tan korkan, hakka hukuka riayet eden insanlarla karşılaştırsın. Bu yolda olalım. Az kazanalım, helalinden kazanalım. Bakın bir hadis-i şerif daha okuyayım.
مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَى إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلَى قِلَّةٍ Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda malı azalmaya dönüşmesin. Mutlaka o mal azalır. Mutlaka o malın bereketi gider. Onun için her zaman şunu söylüyoruz. Az helal çok haramdan hayırlıdır. Az helal çok haramdan bereketlidir. Az helal çok haramdan daha huzur vericidir. Daha mutluluk vericidir. Evet, azı makbul. Bir tane evimiz olsun ama helalinden olsun. Bir tane arabamız olsun ama helalinden olsun. Birkaç tane dostumuz olsun ama adam gibi dost olsun. Kaypak olmasın. Yolda satan olmasın. Tamam? En güzelinden olsun. En sağlamından olsun. En hayırlısından olsun. Bizlere yakışan Müslümanlar olarak bu şekilde alışverişlerimizi yapmaktır. Son bir hadis-i şerifle tamamlayayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini tarif ediyor. El-mu'minu. El-mu'minu. Mümin kimdir? Mümin yemutu bi'arakil cebin. Mümin alnının teriyle ölen adamdır. Evet. Alnının teriyle kazanır. Alnının teriyle yaşar. Ve sonunda da alnının teriyle ölür. Son nefesini teslim eder. Bu şekilde bir ticaret içerisinde bulunan, haramlara bulaşmadan, helalinden ticaretini yapan, az kazanan ama öz kazanan, yarın büyük mükafatlara erecektir. Allah-u Teala bu dünyada onun malına, mülküne bereket verecektir. Yuvasına huzur verecektir. Ona nice hayırlar, nice güzellikler verecektir. Fakat faiz parası yiyen, haksız kazanç elde eden, kul hakkına giren, hile yapan, bir dahaki hafta okuyacağız, ticaret için yalan söyleyen, ölçüde tartıda hile yapan, önümüzdeki hafta bunlara hep değineceğiz inşallah, bu kişi o maldan hayır da görmez, evinde huzur da bulamaz, ne bu dünyada ne de ahirette mutluluğa erişemez. Yüce Mevlam hepimize helalinden rızık kazanmayı nasip eylesin. Bir kısa dua ile beraber sohbetimizi tamamlayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Rızanı tahsil maksadıyla bir araya toplandık. Sohbetimizi yaptık, ayat ve beyinat okundu, hadis-i şerifleri okuduk. Yapılmış olan sohbetten her birerlerimizi en güzel şekilde hissedar eyle. Öğrendiklerimize samimi bir şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, faizden, kumardan, haksız kazançtan, her türlü kötülüklerden cümlemizi muhafaza eyle. Şerlerden, şerlilerden cümlemizi hifzu emin eyle. Ya Rabbel Alemin, helalinden rızıklar temin etmeyi cümlemize nasip eyle. Evlatlarımızın kursaklarından helal lokma geçirmeyi cümlemize ikram eyle. Ya Rabbi, yarın senin huzuruna vardığımızda hesabını veremeyeceğimiz kazançlar elde etmekten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, pişman olacağımız alışverişlerin içerisine girmekten cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınıyorum. Eyle. Ya Rabbel Alemin, hasta olan kullarına şifa, dertli olan kullarına deva, borçlu olan kullarına helalinden edalar ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, şu güzel mabetten dağılmazdan evvel hepimizi affettiğin, cennetini ikram ettiğin kullarından eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة